Ben Gürkan Zengin'e döneyim. Şimdi şöyle bir iddia var. Bir iddia şu. Rusya'nın Esad'a, kardeşim beni hiç dinlemiyorsun. Dolayısıyla ben sana Türkiye konusunda bir şey söyledim, dinlemedim. YPG konusunda bir şey söyledim, dinlemedin. Dolayısıyla da şu an başının çaresine bak. Hatta diplomatik cümleyi söyleyeyim. Suriye benim sigortam bölge anlamında söylüyor değil. Burası senin asli sorumluluğunda. Sen ne yapmak istiyorsan yap. Şu birinci kısım. İki, şöyle bir şey deniyor. Deniyor ki Rusya sahada İran'ın etkinliğinin azaldığını görürse İran'ın yerine İsrail'i koyabilir tarzı yaklaşımlar söz konusu. Niye Rusya'yı özellikle soruyorum? Çünkü şu an Rusya'nın hava gücünün şeyi değiştirebileceğiyle ilgili çok büyük algı var. Yani muhaliflerin durumuyla ilgili. Rusya ne yapıyor? Valla önce şunu sorayım. Hı hı. Halep, yani bu Abdullah Ağar'ın aktardığı seçenekler, alternatifler, opsiyonlar, bunların her biri, biri ikisi tamamı doğru yanlış olabilir bilmiyoruz. Ama bunlar var. Bunları tekrarlamaya gerek yok. Bu ihtimaller var. Ama Halep hakikaten son derece hayati bir merkez. Evet. Yani Halep Suriye'nin ikinci büyük şehri. Halep ticaret merkezi. 2016'da Halep artık muhaliflerin elinden alındığında Beşar Esed bu savaşı kazandı algısı oluştu. Ve o günden bugüne de tamam bu adam kalıyor canım bir yere gitti yok deniyor, algısı evet. Halep üzerinden oluştu. Doğru. Şimdi bütün bu değerlendirmeler yani Ruslar Beşar Esed'i senin soruna da biraz cevap mahiyetinde cezalandırmak isteseler bunu bu kadar ağır bir bedelle mi ödetirler doğrusu bilmiyorum. Yani Halep'i alıp rejim muhaliflerine teslim etmek, bu hamleye sessiz kalarak bunu yapmak, Halep'i Beşar Esed'in elinden çıkmasına müsaade etmek doğrusu aklım almıyor. O yüzden de işte Abdullah'ın söylediği şeyleri ben de düşünüyorum. O mudur, bu mudur? Amerika ile bir mutabakat mı var? İsrail ile bir mutabakat mı var? Beşar Esed'in ipi çekiliyor mu Moskova tarafından ama Moskova tarafından? Bu mudur? Şimdi bu HTŞ'nin harekatını ben doğrudan özellikle İran unsurlarının sahadan temizlenmesine dönük Amerika-İsrail hattında bir hamle olarak görüyorum. İran unsurları biliyorsunuz Amerikalıların bütün Orta Doğu politikaları İsrail'in stratejik güvenliği üzerinden yürüyor. İran, Suriye topraklarındaki İran milisleri 50 civarında belki daha fazla milis teşkilatı, adamlar, binlerce insanlar değişik değişik bölgelerde ama İsrail'e tehdit olabilecek konumlara girmesin, gelmesin isteniyor, arzulanıyor ve bu bir temizlik harekatı olarak doğrudan İran'ı hedef alan, ağırlıklı olarak İran'ı hedef alan bir ön açma, bir yol verme harekatı gibi geldi bana bir. İkincisi sonuçlar İran'dan çıkan bağırtıların da, isyanların da, seslerin de gösterdiği bu zaten. İran Dışişleri Bakanı gidiyor zaten yani Şam'a. Üç kuvvet işte komutanı gidiyor. Her tarafından evet. Bir şey çıkıyor. Ankara'ya da gelecek pazartesi günü. Hı hı. Tamam ama Halep'le de kalmadı. Halep gitti. Ben zaten Halep'in tek başına gitmiş olması bile Beşar Esed'in Şam'da bile tutunabilmesi zor bir sonuç üretir Halep'in gitmesi. Yani hakikaten akıl alır gibi değil. Ve aşağıya doğru iniyorlar, Humus'a doğru gidiyorlar falan filan. Şimdi burada şunu da ihtimal, pek fazla ihtimal vereyim. Ya Ruslar çok zayıfladı. Yani Özcan birkaç yayındır bunu söylüyor. Ruslar çok zayıfladı. Ruslar eski Ruslar değil. Yani ne kadar zayıflarsa zayıflasın. Sonuçta 9 senedir Suriye sahasında 2015 Eylül Ekim'in ayından itibaren Suriye sahasında duruyor. Suriye alanını tanıyor, biliyor. Ukrayna Savaşı şöyle böyle yani bu kadar mı zayıfladı Ruslar yani? Hani bu kadar bir askeri zafiyet göstereceklerini Rus askeri kapasitesinin çok inanmıyorum. Dolayısıyla bir akıl var mı yok mu onu anlamaya çalışıyorum. Rus meselesi, Rusların pozisyonu meselesi, Rusların bu hamleye vereceklerse bir mutabakat yoksa nasıl bir tepki verecekleri zurnanın zırt dediği yer olacak. Tablo orada netleşecek. Muhtemelen yarın öbür gün bunu anlarız. Biraz da şahsen endişeyle beklediğim de bir cevap. Eğer bu iş Ruslara rağmen onların mutabakatı olmadan olmuşsa, evet Ruslar İran'ın cezalandırılmasını isteyebilirler, buna itiraz etmezler, biraz burnunu sürtülsün isteyip, Beşar Esed'in de biraz burnunu sürtülsün isteyebilir ama bu kadar mı? Halep'in elden çıkması, aşağıya doğru, Hama'ya doğru gidilmesi, Humus'a doğru ilerlenmesi, yani hakikaten rejimi mahveden, itibarını sıfırlayan bir tablo. Bu böyle bir şey. Dolayısıyla yarın Ruslar ağır bir tepki verme, yarın öbür gün önümüzdeki 3-5 gün içinde ağır bir tepki verirlerse bu tepki
tabloyu netleştirir diye düşünüyorum. Verirler mi vermezler mi bir fikrim yok. O kadar belirsiz bir şey ki. O kadar böyle saat saat değişen bir tablo oluştu evet, ki. Ne yazık ki. Dolayısıyla göreceğiz. Hani İran bu işin net kaybedeni. Orası kesin. Rusya'nın durumu da belli değil. Ben belli falan demiyorum. Şimdi Culani'nin karargahını bombalamaları bir veri midir? Tartışılır. Yani Ruslar onu da yapar, bunu da oynar. İkili Türk oynamayı Sanistan da iyi Partisi'ni bilen bir aktördür. Yani kendileriyle ilgili oradan gelenlerin kamplarını... Nasıl? Teyit edilebilir bir bilgi değil yalnız. Yok, Türkistan İslam Partisi kamplarını bombaladılar. Şey diyorum, Celal'in ölümüyle ilgili ifade yok. Sadece kampın bombalandığı ona dair bir bilgiyi vereyim mi parantez olarak? Tabii. Muhammed Havadi diye bir gazeteci bunu ilk yazan. Ama bu Şam'da oturan bayağı Suriye rejimine yani bağlı. Yani bu saatlerde çok fazla spekülasyon oluyor. Şu an Suriye içerisinde şu an Suriye'de cephe hattında olan Türk... Gazetecileri demeyeceğim çünkü onlar onlarla birlikte onların da evet onların da iddiaları var. Dolayısıyla da bir saldırı yapılmış. Ama Celal'in ölümüyle ilgili. Hayır tabii şey öyle bir şey yok. Sadece zaten Suriye'ye gidip birçok şeyde Rusya vuruyor. Orada ne olup ne biteceğini biz bunu, önceki saatlerde göreceğiz. Tabii bütün o aktörler buna PYD, YPG de dahil bu alanda doğan boşluklar işte mesela sabah saatlerinde havaalanının biliyorsun YPG tarafından ele geçirildiği. Hatta bir ara acaba anlaşmalı mı oluyor HTŞ ile denildi. Sonra işte havaalanı ellerinden alındı YPG'liler falan. Ama rejimi boşalttığı yerlere YPG'liler girdiler. Rejimle PYD'nin şeyi ne derler mutabakatları, işbirlikleri zaten yeni büyük değil. Haber değeri taşımıyor. Yeni değil. Bunu hep yaptılar. 2012'den beri yapa geldiler ama HTŞ'nin YPG ile irtibata geçmiş olması eğer öyleyse orada bir mutabakatların oluşmuş olması çok riskli, çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir bir şeydi. Her şey mümkün olduğu için alanda acaba onun sorusunu da sorduk ama şu ana kadar pek öyle bir tablo yok gibi. Ama kesin bir durum değil. Dolayısıyla Rusya'nın pozisyonu ne olacak? İsrail bu işin neresinde? Amerika-İsrail hattının hamlesi gibi duruyor. İran'ı bölgeden çıkartmaya dönük bir hamle ama alanda bir sürü yer değiştirmeler, el değiştirmeler de oluyor. Bence birkaç gün içinde öyle çok rahat analizler yapılacak bir durum değil. Saat saat alanı izlemeye devam etmek lazım. Bunun bu akşam Şam'da darbe oluyor iddiaları, haberleri de çok uçuştu. Devamı gelmedi pek fazla ama oraya da etki yapacak bir şeydir. Halep'in düşmesi, Halep'in ilen çıkması. Beşar Esad'ın Şam'a döndüğü netleşti. Ailesini Moskova'da bıraktığı ifade ediliyor. Zaten yani temasları söz konusu. Ordu içerisinde biraz sonra konuşuruz. Zaten uzun süredir bir Özcan'ın söylediği yani bir bıkkınlık söz konusu. Fakat burada esas mesele tabii İran ve Rusya'nın ne yapacağı meselesini konuşacağız. Ya yani bütün sahanın en zayıf aktörü kimdir desen hani Celani demezsin, Beşar Esed dersin. Aynen şu an öyle. Kandil demezsin, Beşar Esed dersin. Herhangi bir örgüt demezsin, Beşar Esed dersin. Bu kadar etkisiz, zaaf içinde bir aktör yok Suriye sahasında. Dolayısıyla şu hallerle iyice diskalifiye olmuş bir lider görüntüsü var. Bir kimlik görüntüsü var. Dolayısıyla çok önemli değil onun var olup olmaması, kalıp kalmaması, gidip gitmemesi. Asıl kritik sahalardaki güç mücadelesi ve perde arkası, perde önü mutabakatlar. Bu İran Dışişleri Bakanı'nın gelişi ama ondan önce Moskova'nın, Kremlin'in buradaki duruşunu ben anlamaya çalışıyorum. Çünkü bütün hikayeyi belirleyecek olan o.